Yemek Okulumuza hoş geldiniz. Valla 7 aydır falan inanılmaz bir koşturmacayla televizyon programımızı çektik. Artık yayına da girdi. Çok şükür reytingleri falan filan da iyi. Pazar günleri 11 çeyrek geçe izleyebilirsiniz. Bütün bu telaşlar sırasında gerçekten koşturmacadan 1,5-2 aydır neredeyse hep gribim. İşte bir sürü güzel hediyeler geldi. Onları açmaya hiç fırsatım olmadı. Böyle sindire sindire sizle konuşa konuşa uzun uzun bir video çekmek için de fırsat kolluyordum. Bugün gelen hediyeler ve kutuları açmak istiyorum. İlk başta şuradan başlıyorum. Böyle bir kırmızı kutu geldi. Acayip gül kokuyor. Böyle bir zarfı var. Tur Refika'nın Yemek Okulu. Bu hepimize gençler. Nuran Sabah yapmış. Sevgili Refika abla ve güzel ekibi. Size memleketim Mersin menşeli kerebiç tatlısı ve cezerye yollamak istedim. Zaten söyledi. Yemek okulunu severek takip ediyorum, ettiriyorum. Yemek yapmak benim hobimdi. Siz onu aşka dönüştürdünüz. Elim sarımsak kokunca mutlu olan bir insana dönüştüm. Ben de öyle başlamışım. Her şey öyle başladı. Dikkat et. Sanat ve zanaat benim için de çok önemlidir. Size kendim yapıp bayıldığım seramik bir tabağımı da sevgiyle hediye ediyorum. Bir de el örmesi, çay altlığı var. Onu da tontiş bir teyzeden almıştım. Sizi çok seviyorum, Nuran. Mesela paketleme. Benim annem hiç paketleme konusunda şey değildir. Bu özen insana çok iyi geliyor. Çok teşekkür ederim. Köpük. Kerebiç. Bu böyle büyük ihtimalle şekerin köpüğü. Kerebiç. Kaşık lazım. Öyleyse olur mu? Kaşığımız geldi. Kaşığı beklerken de kerebiçi de açtım. Dur bakayım. Oha çok iyi. Bayağı. Tıraş köpüğü yiyormuşsun gibi ama çok lezzetli. Çok iyi. Bir de kerebicimiz gelmiş. O köpük, bu kerebiç. Kerebiç ve köpüğü birlikte yeniyor. Ha, hop. Kaşıkla yememem gerekiyormuş. Kerebiç tatlı değil bu. Fıstıklı. Oha. Tatlı olmayan böyle irmikli bir fıstıklı bir poğaça gibi düşünün. Ama üzerinde de tatlı bir köpük var. Bunun kıtırtısı, onun köpüklüğü, onun tatlısı, onun tuzlusu falan bayağı iyi. Diğerine geçiyorum. Sonra da bana diyor, Refika sen bir diyete başlasan iyi olur diye gelen mesajlarınızı biliyorum. Ama işte olmuyor. O cezerye gelmiş. Şöyle bir itirafta bulunacağım Nuran. Kerebiçten o kadar güzel ki ağız tadım. Bunu biraz sonra yiyeceğim, olur mu? Bir de galiba bu da Nuran'ın yaptığı tabak mı? Ya çok güzel. Kuşun kanatları gökkuşağı gibi. Çok beğendim. Buna bir tane şey bulup masamda tutacağım. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Bu Merve Akgün Duru Bulgur'dan gelmiş. Bu galiba şöyle bir özelliği olan bir şey. Böyle bir mermer. Söyleyebilir miyim? Mermeri buzluğa koyuyorsun, sonra içeceği onun üstüne koyuyorsun. İçeceğin içine buz koymadan içindeki şeyi soğuk tutuyor. Herhangi bir şeyi aslında eski karlığın farklı bir versiyonu Evet. gibi. Anadolu'da Aynen eski çok doğru. karlık vardı. Onun modern versiyonu gibi. Süper, çok teşekkür ederiz. Burada bunu açana kadar buzluğa koymuşlar. Bana hiç göstermemişler. Bunlar şimdi bir peynir. Madalı keçi çiftliği. Keçi deri tulum peyniri. Oha ne güzelmiş. Keçi büş, tulum keçi sürk, keçi tulum peyniri cevizli. Bu bayağı benlik. Kerkes peyniri. Mers. Artizan Kafkas peyniri, otlu peynir, tam yağlı olgunlaştırılmış. Sade Çerkez peyniri, o sümelenmeden evvelki hali. Ha, beyaz peynir. Şimdi şöyle bir şey oldu. Memleketle ilgili bazen üzülüyoruz, bazen seviniyoruz. Güzel şeyler oluyor ama üretim kötü oluyor işte. Havalar korkunç gitti. Portakal bahçeleri, ağaçlar kırıldı. Bunun yanında bir de böyle idealist, güzel, yeni yeni insanlar çıkıyor. Kendi kimileri aile işlerini, kimileri sıfırdan hiç bilmeden bazı işler işte keçi sütün önemini anlıyor ve ondan sonra peynirciye başlıyor. İleriki zamanlarda sizle tadını da bakıp paylaşacağım. Burada kocaman bir şey var. Ben bunu nasıl atacağım? Bahar Çevirelim yardım mi? edecek mi? Ters çevirelim mi? Nasıl ters? Bir kutuyu nasıl açamazlardı. Açamazlardı. Allah! Açılıyor. Böyle Ben açılıyor. gidiyorum. Bak, bir şey Kutu içinde ne? Congratulations on an incredible year. Here's to many more. YouTube holiday gift. Diyor ki işte tebrikler müthiş bir sene için daha nicelerine diyor.
Aa, burada adım yazıyor. Yani adım yazmıyor. Refika'nın mutfağı yazıyor. Bavul gelmiş ve ben bunlara hiç para harcayamam. Hep en ucuzunu alırım. Sonra da yarı yolda gitmemeye başlar. O yüzden çok mutluyum. Büyük ihtimal güzel para harcamışlardır. Mektubu var. Yüklediğiniz her video, kalp attığınız her yorum ve kırmızı abone ol düğmesine tıklayan her bire YouTube adı verilen bu yerde küçük ya da büyük roller oynar. 2018'e dönüp baktığımızda YouTube'un bugün olduğu hale getiren katkınız önünde saygıyla eğiliyoruz. Oha! Serüveninizin bir parçası olabildiğimiz için onur duyuyoruz. Çünkü yüklenen her videonun arkasında yaşam boyu anlatacak hikayeleri olan ve bağlantı kurulacak bir içerik üreticisi var. İşinize her gün nasıl tutkuyla bağlandığınızı biliyoruz ve oluşturduğunuz kitlenin sanatınızın ve adanmışlığınızın bir yansıması olduğunu farkındayız. Bayağı tüylerim diken diken oldu. 2019'da üreteceklerinizi görmek için şimdiden heyecanlıyız. Kenardan izlerken, beğenirken ve abone olurken sizi gönülden destekliyor olacağız. YouTube ekibi. Sevgili Refika, başarılı işbirliğimiz, emeğimiz ve için teşekkür ederim. Yeni yılın sana tüm dileklerinden fazlasını getirmesi dileğiyle Begüm. Hem YouTube hem Begüm'den gelmiş. Bu mektup bence çok 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 özel. Ve aslında hep beraber aldık bunu. O yüzden çok mutluyum, çok hoşuma gitti. Bunu da bir yere böyle çerçeveletip asalım mı? Yani böyle çıp 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 yapıştırmak için. YouTube'u da buraya. Yapıştırdım. Müthiş bir hediyeyim. Çok teşekkür ederim. Begüm'e, YouTube ekibine, Timur'lara ve bu fırsatı biz hani hep beraber kazandık. İlk defa da üzerine böyle adım da yazan. Şurada da şey koymuşlar. Bence bu da çok güzel. Resmim ve YouTube diye şey. Bir tane şöyle bir şey var. Beyhan'dan geldi. Çok güzel bir tabak yapmış. Yemek yerken tabağım kaybolmasın diye herhalde. Bak. Teşekkür ederim Beyhan. Süpersin. Sağ ol. Burada bir tane kart var. Bu ne? Take off with your dreams. Believe in the beauty of your dreams. Rüyaların işte rüyalarınla işte uçuşa geç. Believe in the beauty of your dreams de rüyalarınızın güzelliğine inanın. Canım Refika, hayallerine o kadar sıkı tutundun ki aşkla ve güzel yüreğinle bağlı olduğun işinde bu günleri gördük. İlham kaynağımsın. Daima nice başarılarda birlikte imza atmak dileğiyle sevgilerine Arda Gökçer. Sevgili Refika'm, öze dönüş harika olmuş. Ellerine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Başarıların daim olsun. Dilerim bu deniz kabuğu sana daha pek çok projede şans ve bereket getirsin. Seni nazarlardan korusun. Koşturmacalar arasında bir mola istersen seni alsın bir deniz kenarı sakinliği ve huzuruna götürsün. Sevgiler Özlem Akbayır. Zaten bence hayatta en önemli şeylerden biri de insan toplamak. Yani para toplamak değil, şey değil. İnanılmaz güzel. Wow. Bebek ses de çıkıyor. Alo. Kulağıma koyduğumda senin alo sesini beklemiyordum Tunç, ne yalan söyleyeyim. Çok güzel, hiç böyle bir şey görmüyorum. Sen görmüş müydün? Bu aslında Çeşme Bülbül vardır belki, böyle bilirsiniz evlerde mavi beyaz çizgili. Çeşme Bülbül tekniğinin uçmuş hali diyebilirim. Ve hiç ben böyle bir şey görmemiştim paşa başladı, helal olsun. Kolyemi de söyleyeyim, tamam. Kolyemi daha evvel açmıştım ama kolyemi de bana Bahar Kitapçı, bizim yönetmenimiz, aldı. Bir böyle göz nazardan hep beraber saklanalım diye küçük bir böyle bir kolye ucu. Şöyle bir kutu, bunu Burak getirdi. Şey dedi, hocam dedi, sana gösterene kadar biz mandalinaları ve birazcık portakalları harcadık ama böyle bir mektup da var dedi. Kızcağızın mektubuyla beraber. Sizi uzun zamandır hem televizyon hem de sosyal medyadan keyifle takip ediyorum. Yemek konusunda hiç yeteneğim olmadığını düşünürken beni bir mutfakta usta aşçı yaptınız. Çok iddialı. Yani resmen beni kendime ispatlattınız. Instagram'da TC Gül Bahçesi'nden hesabımdan doğal, yöresel, organik ürünler satışı yapmaya başladım. Uzun yıllar anaokulu öğretmenliğinden sonra yine aynı heyecanla yetiştiriyorum ve insanlara sunuyorum. Helal olsun.
Sizlere de kendi bahçemizin portakalı ve limonundan hediye olarak göndermek istedim. Sevdiklerinizle birlikte şimdiden afiyet, şifa olsun. Gülgüler. Çok teşekkür ederim. Gelelim diğer bir tane kutuya. Magic şampu. Bu magic şampu ne? Bir şöyle bir şey. Bunlar ne? Şimdi bu şeker peelingli yorgunluk karşıtı. Yüzümü şey yaptım. Yorgunluk karşıtı beni birazcık yorgun olmuş gördüler herhalde. Kutu da çok güzelmiş. Bu böyle bir peeling. Şimdi şöyle bir şey var. Bundan bir 7-8 ay evvel ben L'Oreal'in efsanevi Türk kahvesi rengi diye bir şey vardı. Ben haftalarca koşturmacadan böyle saçım burası benim bembeyaz. Bu beyazları çıktıydı. Ya böyle bir video çeker misiniz falan. Hadi bir deneyelim dedim. Sonra ben çok sevdim. O zamandan beri kendim boyuyorum. Ve 6. kutuda falanım yani. Ve acayip memnunum. Onlar sağ olsunlar boyam bitmediğinden tekrar göndermişler. Bu da çok iyi. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Bunu da biliyorum. Gerçekten bu bilgi neden sende var Tunç? Ne? Bak bu magic şampuyu biliyor musun bakalım? Gül bahçesi bana biraz fazla geldi. Yağmur ormanı güzel ama. Fazla. Benim saçım sert mi? Ne bileyim ya. Grand Curse Rose. Ne bu? Black Leaf Tea Mix. Ceylon çayı. Çok güzel. Gerçekten kokusu da çok güzel. Bir tek şöyle bir şeyim var yalnız. Evet hepsi iyi güzel fakat bir çayı tanıtabilmek adına böyle büyük kutu kullanıldığında benim biraz canım acıyor. Eskiden bunlar 40 yılda bir gelirdi. Böyle bir şey olurdu. Buna ne bileyim takılarımızı koyardık. İşte çocuk olunca oyuncak mı oyuncak kutusu yapardık. Şimdi artık öyle fırsatlar da olmuyor çünkü çok fazla oluyor. Ve ben biraz üzülüyorum. Onu söylemem lazım. Bana kutusuz gönderebilirsiniz yani çok net söyleyeyim. Oo, İdil'in kitapları var. İdil'le bizim bir etkinliğimiz vardı aynı gün ben gidemedim. İdil'i zaten tanırsınız diye tahmin ediyorum. Uzun soluklu YouTube bence yemek kanalı onun. 30 dakikada tatlılar, atıştırmalıklar ve ana yemekler. Çok tebrik ediyorum. Umarım çok başarılı olur İdil ve her evde senin kitapların bundan sonraki jenerasyonları da geçer diye umuyorum. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Hem senin hem de İnkılap Yayın Evi'nin. Bir itirafta bulmam gerekiyor. Bu bal geldi, torba içinde gelmişti. Saf Bahçe diye bir markadan. Sürülebilir çikolata, Nutella gibi böyle fındık kreması ama şeyle, pekmezle. Tek fındık kreması gelmiş, bir de tahin gelmiş. Ben onları dayanamayıp eve götürdüm. Ondan sonra bir kısmını bayağı zaten yemiş olabilirim. Ve bu 3 gün içinde olmuş olabilir. İnanılmaz güzel. Bu da bir bal sirkesi. Bunu da ayrıca deneyeceğim. Saf Bahçe'yi ben bilmiyordum. Saf Bahçe'yi de bir araştıracağım. Şampanya şişesinde bir tabasco sos geldi. Şimdi bunu şunun için göstermek istiyorum. Tabasco sos bir tane işte acılı soslardan bir tanesi. Kimseyi hani şey küçük görmek değil ama hani bizim mesela buna benzeyen avcarlarımız, farklı farklı şeylerimiz, bir sürü enteresan güzel sosumuz da var. Ama bunu 1868'den beri belirli bir reçeteyle devam ettirmesi, böyle özel zamanlarda 150. yılını kutluyor, şampanya şişesi gibi sunması, ama böyle devam ettirilebilmek bence çok önemli. Bu onun işareti olarak kalsın istiyorum. Bunun da son olarak Prosis Aslı Uzunlu Akkula. Çağımızın en büyük problemlerinden biri tükettiğimiz gıdaların nereden geldiğini ve o gıdaların içinde neler barındırdığını bilmememiz. Biz iki anne ve kızları olarak hem kendi hayatımızda hem de çevremizde karşılaştığımız bu sorunun bünyesinde engel olmak için kolları sıvadık ve kendi çevremizde hem de iyi tarım dostu herkesi lezzetli ve sağlıklı kuru gıda ürünleriyle buluşturmaya karar verdik. İlk adımı 2017 yılında Kayseri Develi'de bulunan elma bahçemizi iyileştirip iyi tarım sertifikalı ürünlerimizi en sağlıklı yollarda size sunarak attık. Ayşe Aslı Uzun, Nülfer Nilce Bıçakçıoğlu. Bahar yer misin? Ben normalde taze elmayı da çok sevdiğimi söylemem. Kurusu daha güzelmiş. Helal olsun Aslı Hanım. Daha da güzel olacağına. Belki bir tık daha kurulu, şu anda bir nemliliği var. Biraz daha kuru olması gerektiğine inanıyorum. Yavaş yavaş ona doğru gideceğinize eminim. Ama sizin gibi yürekli insanlar çok çok önemli. Son şurada bir kutu daha var. Bu kutu kuru yemişli müsli bar. Ne demek istiyorlar bana? Evet. Yok şaka bir yana. Biz börek prodüksiyonu diye bir şirket daha kurduk bizim ekiple beraber.
kendi güzel çekimlerimizi kendimiz yapalım diye. Orada ben olmadan da belirli tarifler geliştirebiliyoruz. Mesela eti, lifalif de onlardan bir tanesi. Bir tane yiyerek. Evet. İşimi seviyorum. Bir itirafta bulmak istiyorum. Ben çocukken, hatta genç kızken böyle belirli arkadaşlarıma çok hediyeler gelir. Dolaplarını açarlar, okul dolapları vardı. Orada çiçekler bulurlar. Bana bir tane gönderen bir arkadaşım vardı, başka yoktu. Nasıl arkadaş? Böyle bol hediyeler gelen, bol çiçekler gelen insanlara çok özenirdim. Sonra ilk çalışmaya başladığım yıllarda da öyle. İşte bir arkadaş işe başlar, hemen böyle ya annesi, babası, ya arkadaşları falan, ya da sevgilileri, ya da eşi neyse çiçek gönderir falan. Ben böyle hiç kimse bana tebrik, o gün tebrik telefonu bile etmez. Böyle ezilir büzülürdüm. Böyle bir şey nasıl bir şey acaba diye de çok merak ederdim. Yani böyle sevilmek, böyle önemsenmek, böyle hatırlanmak çok çok net söyleyebilirim. 30 yaşına kadar bunun hiç şu kadarını bile gerçekten yaşamadım. Bugün sizle beraber, sizin sayenizde bunlar eğer oluyorsa, bu bayağı böyle bir insan için çok garip bir duygu, çok özel bir duygu. Onu böyle işte sizlerle yaşadık. İyi ki varsınız. Bir garip hissettim bu kadar. Ağlıyor musun? Yok, işte al, görüşürüz.